9 Eylül Üniversitesi Nükhet Otar'ın rektör olduğu yanılmıyorsa ve dolayısıyla hani artık sert kelimesinin yetersiz kaldığı bir yönetime sahip bir üniversite. Şimdi önce görüntüyü göster, yukarısını gösterme. Bunu göster. Şimdi bir kız öğrenci darp ediliyor. Böyle çıkartılmaya çalışılıyor. Bir bakalım. Şimdi mezuniyet törenine katılan öğrenciler, belki aileleri yuhluyor. Polisler, bakın, özel güvenlik var. Üniversitenin özel güvenliği var. Polis var. Ve oradaki öğrencileri darp ediyorlar, dışarı çıkartmaya çalışıyorlar. Nedeni ne? Şimdi hani bu konuda bilmece sorup da sizden yanıt beklesek herhalde bulamazsınız. Ne yapmış olabilir, değil mi bu çocuklar? Kendi mezuniyet töreninde özel güvenliklerin saldırısına uğramasına neden olan ne yapmış olabilir? Acaba? Ne kadar büyük bir suç olabilir yani? Şimdi Twitter'la görürsek anlayacağız nedenini. Gazete Karınca'nın haberi ve görüntüsü. Efendim, İstanbul Sözleşmesi yazılı maske takmışlar. İstanbul Sözleşmesi yazılı maske. Şimdi hani zulmün arsın derler ama artık bu başka bir seviye. Ya bu yaratılan atmosferle ilgili işte Ayşenur Hanım. Yani şimdi şöyle bir korku iklimi yaratmış durumdalar. İktidar ne isterse yapar. Bir, iktidara muhalif olana ne isterseniz yapabilirsiniz. İki, ve bu iktidara yaranmak için özellikle mesela iktidar bir şey işaret ediyor. İstanbul Sözleşmesi iptal edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar bölücüdür, teröristtir, her tür sıfata layıktır İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar. Dolayısıyla şimdi onun o en altta duran memur buradan kendisine bir pay çıkartıyor. Buradan bir sonuç ya, muhtemelen ödüllendirileceğine falan inanıyor yani. Ben bu kızı burada ağzını burnunu kırarsam beni ödüllendirecekler, benim hayatım kurtulacak falan diye düşünüyor. Yani esas üzücü olan bu, biliyor musunuz? Yani iktidarın o zihniyeti zaten biliyoruz. Yani o zihniyet zaten memleketi 20 yılda nereden nereye getirdiğini yaşıyoruz. Fakat onun yarattığı o düşmanlık atmosferi, o işte kutuplaştırma denilen ama artık bayağı düşmanlaştırmaya doğru gelen şey, oradaki özel güvenlik görevlisi o öğrenciyi kendi düşmanı olarak görür hale geliyor. Ama dediğim gibi AKP'li Nükhet Otar, bakın AKP'li, açık AKP'li Nükhet Otar'ın rektör olduğu bir üniversitede zaten Nükhet Otar öğrenciyi düşman olarak görüyor. Yani ya, tıpkı Erdoğan gibi. Ya hep söylüyorum, şimdi AKP'nin üniversiteye bakışını özetleyen tablo şudur bakın. Kendi partisinde milletvekili yapmaya layık görmediği, belediye başkanı yapmaya layık görmediği insanı Türkiye'nin en nitelikli üniversiteden birisine rektör yapmaya çalışan bir iktidar bu. Ya zihniyete baksanıza. Ya bunların zihniyeti, yani üniversiteye bakışları bu. Düşmanlar ya. Hatırlıyor musunuz? Yani daha önce de AKP'nin yetkili isimleri işte Binali Yıldırımlar falan üniversitedeki öğrenci hayatına düşman olduklarını defalarca söylediler. Yani biz o hayattan kaçarak bu çizgimizi koruyabildik diye bakıyorlar. Korkuyorlar yani. Şeytan olarak görüyorlar üniversitedeki hayatı ve onu ortadan kaldırmaya dönük her tür müdahaleyi yapıyorlar. Zaten nedir ya? Üniversitede özel güvenlik nedir? Üniversitede polis nedir? Yani bunlar bu memleketin en yetenekli, kendi sistemi içerisinde söylüyorum, en parlak, hani olanağı olmayan milyonlarca üniversiteyi okuyamayacak daha yetenekli insan olabilir ama siz sistemi buna göre kurmuşsunuz değil mi? Size göre bunlar bu memleketin en nitelikli gençleri. Ne yapıyorsunuz? Başına polis dikiyorsunuz, başına jandarma dikiyorsunuz, başına özel güvenlik dikiyorsunuz. Her ağzını açtığında da vuruyorsunuz kafasını. Ve böyle yönetebileceğinize inanıyorsunuz. Başına döneyim. O programın başındaki şeyi söyleyeyim. Dünyada pandeminin de muhtemelen etkisiyle rüzgar artık soldan ve kadından yana esiyor. Bu Türkiye için geçerli mi? Türkiye'de yükselen değer ya da yükselen dalga ne? Şimdi Ayşenur Hanım, pandemi ya da genel olarak kapitalizmin geldiğimiz aşamada dünyada bu otoriterleşme eğilimi bir tercihten ziyade bir zorunluluk. Yani istiyorlar ki o tepede kendi nedir? Esas tartışmamız ne bizim? Bütün dünyanın yaptığı tartışma, Türkiye'nin de temel tartışması ne? Bir tane pasta var ortada, değil mi? Bu Türkiye'nin ya da dünyanın tepesinde çöreklenmiş minnacık, küçücük bir azınlık var.
Bunlar diyorlar ki biz bu pastanın en büyük payını alacağız. Ve kalanını da milyonlarca insanın hani gıdım gıdım yaşaması için vereceğiz. Şimdi öyle bir yere doğru geldi ki bunu vermek bile istemiyorlar. Bunu bile vermek istemiyorlar. Burada da doğal olarak hani ezilenlerin en ezileni diyelim. Ezilenlerin en ezileni. İşte ya ne oluyor? O toplumdaki çeşitli biçimlerdeki dini ya da etnik azınlıklar, o toplumlarda kadınlar ve gençler. Yani en alta bunlar itiliyor. Doğal olarak orada bir tepki birikiyor. İkincisi, bakın eskiden kapitalizm ya da bak AKP'ye bakalım. AKP eskiden hayal satıyordu. Bak ben öyle söylüyorum. AKP eskiden hayal satıyordu. Şimdi yalan satmaya çalışıyor ama alıcısı yok. Yani şimdi bak bir hayal sunamıyor. Dikkat edin. Ne oldu Tayyip Erdoğan 2023, 2054, 2071 falan bir sürü vizyon vardı değil mi? Bak hepsi hayaldi. Ama bir şey söylememe müsaade edin. Şimdi Paris İklim Anlaşması var ya. Bir haritayı görelim ekranda. Da geçenlerde de vermiştim. Şimdi efendim bakın. Tam 191 ülke Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. O anlaşmada Türkiye'nin yani bizim de imzamız var ama meclisten geçirmediğimiz için onaylanmadı. Erdoğan tam da ne tesadüf ki işte milli gelirine vesaireye bakmadan bu iklim anlaşmasına imza atan ülkelere bir fondan para geleceği ortaya çıkınca tamamen tesadüf tabii ki birdenbire dedi ki ben dedi Ekim'de hemen dedi yani 3-5 gün sonra işte meclis açılınca meclise getireceğim, onaylayacağım dedi. Ve bu olabilir. Fakat şu fıkra gibi hani hayal, yalan deyince Erkan Baş dedi ki tarihi bir adım atıyoruz. Türkiye bu konuda öncü olacak. 192. olacaksınız. Ne öncüsü? 192. olacaksınız ne tarihi adımı? Şimdi bunu ama gene de satın alan ya da satmaya çalışan birileri var. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli. Yani ortada tüm dünyayı ilgilendiren bir iklim krizi var. Hani deyim yerindeyse Beşik'teki çocuklar bile iklim mücadelesine girmiş durumdalar değil mi? Gençlerin şeyinde de orada çok önemli bir yer tutuyor değil mi? En önemli yerlerden bir tanesi. Onu söylüyorum. Mesela gençlerin siyasetle ilgilenmediği gibi bir algı var. Gençler toplumsal sorunlarla ilgileniyorlar. Mevcut siyasal partiler gençlerin ilgilendiği sorunlarla ilgilenmediği için arada açı var. Doğru. Şimdi mesele bu. Şimdi iklim krizi meselesinde tam söylediğiniz gibi. Ya biz de düşündük ya ne oluyor? Birden niye Tayyip Erdoğan yıllardır söyleniyor yani Paris İklim Anlaşması hani deyim yerindeyse bu işin ABC'si hani buradan başlamak lazım. Yeterli değil. Ama bir ilk adım. Hani bunu bile yapmamalarını eleştiriyorduk. Şimdi parayı gördüler. Parayı görünce her şeyi yapıyorlar. Anlaşılan o. Fakat ben mesela şunu çok önemsiyorum Ayşen Hanım. Ya yalan söylüyorlar. Söyledikleri yalan 5 dakika sonra yalanlanabiliyor. Yani hepimizin elinde artık cep telefonu var. Mesela ben şeyi çok merak ediyordum. Bu YouTube'da falan çok gözüküyor. Gençlerle röportaj yapılıyor. Hemen bir tane amca çıkıyor. Çıkar cep telefonunu diyor. İnsan niye cep telefonuna düşman olur değil mi? Yani cep telefonuna niye düşmansın sen çocuğu? Çünkü cep telefonu senin yalanını 2 dakikada yeniyor. Giriyor. Soruyor. Google'a yazıyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir şeyi. 5 dakika sonra Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden cep telefonuna düşüyor.